Eğer sen de başlama problemi yaşıyorsan, bir türlü eyleme geçemiyorsan, bu video tam senin için. Küçük bir çalışma vereceğim kendini harekete geçirebilmen için. Bazı insanlar vardır derler ki, ah bir başlasam arkası gelecek. Benim problemim bir türlü başlayamamak, harekete geçememek diye konuşur dururlar ve başka da bir şey yapmazlar. Şimdi gerçekten harekete geçmek istiyorsan bu çalışmayı yapabilirsin. Öncelikle şunu düşün. Eğer harekete geçiyor olsaydın ilk yapacağın şey ne olurdu? Mesela spor yapmaksa ilk hamlen ne olur? Spor kıyafetlerini hazırlamak. Eğer ders çalışmaya başlamak istiyorsan ders notlarını hazırlarsın, belki bilgisayarını hazırlarsın, kitaplarını hazırlarsın, değil mi? Bunun gibi düşün. İlk hazırlık hamlen ne olurdu? Bunu bir düşün ve seç. Sonra ikinci adım, başladıktan sonra ne yapıyor olurdun? Yani bu spora başlamaksa belki açık alanda yürüyor olurdun. Belki dans ediyor olurdun. Belki bir pilates yapıyor olurdun. Ya da elinde kağıdın ders çalışmaksa sayfaları çeviriyor ya da bilgisayarda notlarına bakıyor olurdun. Yani eylemin içinde olma halini bir düşün, hayal et. Üçüncüsü, eğer sen bu eylemi yapıp bitirmiş olsaydın en sonunda kendine ne söylerdin? Yani bunu başarmış, bitmiş, tamamlamış bir insana nasıl bir motivasyon cümlesi söylersen bunu kendin için düşün. Belki, aferin kızım, başardın. Oh, çok güzel oldu, harika, süper, iyi ki de yapmışım gibi ya da aferin bana gibi bir cümle seç. O böyle enerjisi yüksek bir cümle olsun ve hissedebileceğim bir cümle lütfen. Aferin, ben bunu yaptım ya da başardım, şampiyonum, harika oldu gibi. O duyguyla beraber kullanabileceğin bir bitiş cümlesi, takdir cümlesi, övgü cümlesi. Bu senin ödülün ve heyecanlanıyorsun bunu kendine söylediğin zaman. Nasıl sana başka birisi söylerse çok hoşuna gider, öyle düşün. Şimdi bunu da seçtin mi? Seçtikten sonra ne yapıyoruz? Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz ve iç gözlem pozisyonunda, yani bir rüyadaymış gibi, sanki şu andaymış gibi, onu yapıyormuş gibi hayal etmeye başlıyorsun. Önce kalkıyorsun, o seçtiğin ilk hamle neydi? Spor kıyafetlerini mi hazırlamak, notlarını mı hazırlamak? Kafanın içinden gidiyorsun, onları hazırlıyorsun. Ve arkasından devam ediyorsun. İkincisi neydi? O eylemin içindeyken sen ne yapıyor olacaksın? Ve onu yaparken hayal ediyorsun kendini. O sahneye geçiyorsun. Ve üçüncüsü, bittiğini düşünüyorsun bir anda ve o seçtiğin harika motivasyon cümlesini, takdir, övgü cümlesini, ödül cümlesini kendine söylüyorsun ve hissediyorsun. Şöyle bir yüzüne de gülümseme konduruyorsun. Evet, bu çalışmayı yaklaşık bir dakika içinde çok kolay yapabilirsin. Ama önemli olan şu, gerçekten bunu kafanın içinde bir senaryoda oynuyor gibi yapabilmen ve hissetmen. Bunu belki 5 kere yapacaksın, belki 10 kere yapacaksın, belki 20 kere yapacaksın. 20 kere yapsan zaten 20 dakikanı alır. Gün boyunca yapabildiğin kadar yap, ertesi gün tekrar yap. Bakalım neler olacak, göreceksin ki belki aynı gün ilk yaptığında, belki ikinci ya da üçüncü gün harekete geçip onu yapıyor olacaksın. Evet. Yorumlarda buluşalım.